Halit evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Çok az konuşulan bir konuyu bugün konuşalım istiyorum ki zaten bizim konuştuğumuz konuların birçoğu da aslında az konuşulan, konuşulmaya değer görülmeyen konular ama biz ya, kon abi. biz konuşalım istiyoruz. Hadi şeyi konuşalım ya. Otomobil kullanmanın bir takım püf noktaları var ama gece otomobil kullanmak çok daha bir uzmanlık isteyen bir iş. Bunun, Kesin. bunun püf noktaları normal gün içerisinde otomobil kullanmaktan ki gece artı uzun yol diye de bir şey var. Bu gece otomobil kullanmanın püf noktaları nedir? Nerelere çok daha dikkat etmek gerekir? Nelere etmemek gerekir? Bizi yoldan alıkoyan şeyler vesaire gibi minik minik birçok şey var. Bunların da birçok testini de yapmış bir adam olarak. Sen de Testini konuşur. yapmış dediğin bir sürü gece yola gitti bu Yıllar boyunca. Niye, yani bozuyorsun ki? <laughs> Niye bozuyorsun ki? Yani Testini Test yapmışsın. Ya? Sen gece yol testi yapmışsın canım. Avrupa'ya falan gittiğin zaman. Ya. Gece testlerine çıkmışsın da. şimdi? yani. Tabii farmar bilmem ne onlara bakıyoruz evet. da. E, tamam. <laughs> tamam yani. da yani. Hayır o kadar çok uzun yol yaptım ki gece. Gençliğimde ama şimdi yapmıyorum artık. Şimdi ben yapıyorum. Ee, i̇şte sana ben, verdim dedi. Ben hala, ben hala <laughs> daha yapıyorum. Bunu. Bu gece kullanmanın bir takım püf noktaları var. Neye dikkat etmek lazım? Çünkü e, kazaların çok önemli bir bölümü aslında. Tabii trafik yoğunluğuyla kıyaslayınca gece de ciddi oranda kaza oluyor aslına bakarsan. Özellikle şeyde bu işte bayram tatilleri vesaire vardır ya yola çıkıyorum işte bana bir şey olmaz uykusuz gitmeler vesaire. Buraları bir açalım mı? Gece otomobil kullanırken aslında neye dikkat etmek lazım? Abi şimdi sen zaten söyledin bir uykusuz yola çıkmak en büyük tehlike. Yani insan vücudu karanlıkla birlikte uyku moduna geçmeye başlıyor ve belli bir saat bizim uyumamız gerekiyor. Ee, ve özellikle de gece saatini hani 2'den 3'ten itibaren bünye artık kapatmaya başlıyor kendisini resmen olarak. Uyumaya başlıyorsun. Ee, ve sabah 5-6'ya kadar, güneş doğana kadarki süreç çok tehlikeli. Hani insan içi geçiyor ya tam o saatlerde geçiyor. Saat 5'te yola çıkarsın İstanbul'dan Hava karanlıktır. Daha boluya gelmeden güneş böyle bir doğmaya başlar. Karşıdan gelmeye başlar. Başlayınca... Canlanırsın ya direkt. Direkt canlanırsın Ama yani. o, o ara o ara çok çok tehlikeli. Çok, tehlikeli, çok tehlikeli. tehlikeli. Ya bünyenin çünkü en çok uyumayı istediği bölüm hani gece 1 ile 5 arası veya 2 Ad... ile 5 arası gibi. Alacakaranlık kuşağı oluyor kuşağı zaten, evet. <laughs> evet. birincisi kesinlikle uykusuz yola çıkmamak gerekiyor. Yani mutlaka öncesinde uyumak gerekiyor. Tabii bünye buna alışık değil. Uyumak çok zor. Ee, mesela akşam saat 6'da yatayım ben bir 4 saat uyuyayım deyince herkesin yapabileceği bir şey değil bu. Bunu da biliyorum. Ama uyumak zorundayız. Yani e, biz kendimizi şarj etmek zorundayız. Uyku bizim için bir şarj aslında bakarsan. Burada kendini farklı konumlandıran çok kişiyle karşılaştım bugüne kadar. Ben gece giderim abi. Gece git. Gece yolculuğunu çok seven gidenler var. Olabilir. Ben ha, de Her seviyorum. dünya aynı değil diyeceğim ama. Uyumadan giderim var. O ha, orası, yok, orası abi. yalan. Şimdi oldu. biraz da yaşla ilgili bu. Ben 20'li yaşlarındayken oho ne yollar gittim falan hani 10 küsür saat hiç durmadan gittiğim yollar vardı benim gece gündüz fark etmiyordu. Ama bünyeyi işte sürekli törpülüyorsun. Benim bürsün. rekorum kaç biliyor musun? Bilmiyorum. 36. Abi işte yani bugün 36 saat otur uyuma desen yapamazsın yani. Diyarbakır, Trabzon, Trabzon İstanbul yaptım. O arada 3'te toplantım vardı. Yani... 36 saat. İzmir, İstanbul arasını hatırlamıyorum. <laughs> o benim en uzun biliyorum? uykusuzluk rekorum hani kişisel rekorum ama araba kullanarak değil. Sadece uyumadan. Lise sonda 65 saat hiç uyumadım. Ne yaptın abi? Abi okulun son günleriydi, yatılıydık biz bir de. Biraz da gevşettiler bizi. Ee, arkadaşların evine gittik. Sabaha kadar işte 51 oynama king oynuyorduk biz o zaman bol bol. İşte oraya gidiyorsun bir şey yapıyorsun. Gündüz okula geliyorsun, akşama kadar sınıftasın. Ondan sonra tekrar ayda aile hani ailem dediğimizde işte eve gidip king oynamak, ne bileyim veya bir yere gidip okey oynamak filan. 65 saat. Ama yani. Ama 65. saatte koltukta uyuyakalmıştım. Evde, kendi evimizde artık dönmüştüm eve. Ve misafirlikte uyuyakalmıştım. Dayımlara gitmiştik. Ben dedim ki gelmeyeyim anne hani baba ya yani gelmeyeyim ben. Yok yok olur mu şey dediler. Bu arada iki evin arası 30 metre. Manisa küçücük yerler zaten hani aynı sokaktayız. Abi merhaba hoş geldiniz. Bir başka misafir de varmış. Ben abi koltukta uyumuşum. Sonra yediğim fırçanın adli hesabı yoktu ne yaptın sen nasıl uyudun bu kadar baba işte bugün işte beden dersi vardı çok yoruldum <laughs> ne beden dersi 65 saattir <laughs> neyse hikaye bazıları kızıyor böyle geyik yaptığınız zaman biliyorsun e kızanlar var %99'u değil ama %1'lik bölüm e mevzuyu uzatmadan direkt konuyu anlatsaydınız evet, değil mi arkadaşlar? Yani oraya dönüyorum ben. o yüzden Bakalım. şimdi hemen bir bir kere uykusuz yola çıkmamak gerekiyor İkincisi yolda uykun geldiği zaman bir istasyona, akaryatik istasyonuna çekip uyumak ayıp değil cezası da yok Uykun geldiyse kardeşim artık gözlerini daha çok kırpıyorsan, böyle için geçmeye başlamışsa, hareketlerin yavaşlamışsa, yolu görmekte zorluk çekmeye başlamışsan, dalıyorsan, hadi çek bir istasyona, yat bir, bir saat uyu. Her iki saatte beş dakika bir mola ver. Zaten o normalde verilmesi gereken. O, o, molayı ver. Gündüzde en fazla 3 saatte bir, bir 15 dakika vermen lazım. Kan dolaşımını hızlandırmak için yürüyüş yapman lazım. Bir, bir, bir orada bir istasyon Elbette. içerisinde bir gideceksin, geleceksin. Aynen öyle. O kesin. Gece e, bunu yaptığın halde hala daha e, uykun geliyorsa hani atamıyorsan uyku üzerinden abi çek bir yerde bir saat uyu ya. Burada bir şey ekleyeyim mi? E, diğer milletleri bilmiyorum ama bizim halkta şöyle bir durum var. İşte atıyorum buradan Antalya'ya Antalya'ya gittin. gittin. Abi 8 saatte Antalya'ya girdim. Ben 6 saatte girdim. Öbürü ki ben 5 saatte. Olur mu ya? 5 yani, saat 15 baba, dakikada girdim ben. Tam anlamıyla sidik yarışı bu şeye kadar gidiyor. Bizim çocuk 14 aylıkken yürüdü. Olur mu? Bizimki 6 aylıkken yürümeye başladı. Ya Tabii tamam da mi? Bizimki doğduğunda ok yani, yani. atıyordu. Bizim oğlan var ya daha okul başlamadan okuma yazmayı biliyordu. Yani ya bunun... Anne ve babalar kendi başarısı olmayan şeyleri çocuklardan bekleyip onlara yüklerler ya bu görevi. Böyle bir sidik yarışı yani bitmiyor. Sen bir cümle kurduğunda karşı taraf otomatikman Ha <laughs> ben de daha iyi sıvarı. Söyleme gibi bir geri var. Bu otomobilde de var. Bu kadar yolu kaç saatte geldin? 14 saat. 14 saatte gelir mi ya? Ben 8 saatte girdim o yolu. E bana ne? Ben 14 O senin, o senin saatte, problemin yani zaten. Ben 14 saatte geldim. Keyif yaparak geldim yani. Ama bu hep var ve o yüzden işte uyumamalıyım. Erken gitmeliyim. Şey He. var işte. Yarın sabah kahvaltıya sen değim. Abi öyle imeyine yetiş, ölme yani. <laughs> o kadar <laughs> ölme yani. gidebil. Hani Gide gidebil mi? oraya sağ salim. Kahvaltıya sizin oradayım. Yetişemez. Yetişirim ben siz beni bilmiyorsunuz ya kardeşim. Kullandığın şeyin adı materni, otomobil. Ya bir de yani, sırf sana bağlı olan bir şeyden bahsetmiyoruz. Otomobilde herhangi bir arıza olabilir, yolda bir problem olabilir, önüne bir köpek fırlayabilir, bir araba sana çarpabilir, bilmem ne olabilir. Bir yeni olasılık var ortalıkta yani. Ha bu kadar kesin cümleler kullanmak zaten yanlış da. çok var ama bu ya. Sizin de çevrenizde mutlaka vardır arkadaşlar mutlaka, böyle mutlaka. insan. Mutlaka vardır yani. O Kendilerinden yapanlar da vardır bu arada vardır, izleyenlerden. Evet. Yapmayın abi yapmayın ne gerek var ya. Bir kere geliyoruz bu dünyaya. Gerek yok. Ben öyle bir kere yetiştim kahvaltıya biliyorum. Ha. Kahvaltıya siz dedim ben hani yapmayın diyorum. Ben yapmışlığım var yetiştim o kahvaltıya da. Abi ne gerek var öyle yemeğine yetiş ya. Baba hepimiz yaptık. Yapmadık değil yalan mı söyleyeceğiz yani. Ama işte o gençlik çağları işi İşi bozuyor tehlike. Ben mesela işte 20'li yaşlarda İstanbul'dan İzmir'e Manisa'ya falan gideceğim zaman biraz da zorunluluktan ama biraz da zevkten gece yapardım bütün yolculukları. Çünkü gece radar yoktu. Şey, yalan mı söyleyeceğim yani? Gece radar yoktu. Yapıştıra yapıştıra gidiyordum ama ezberimdeydi yol. Kimseyin nerede olduğunu biliyorsun. Ya yemin ediyorum bak yine geyik yapacağım kusura bakmayın. Ee, o zaman yani o zamanki ev arkadaşım bir kopilottu. Ondan sonra Güray kulakları çınlasın. Hatta Volkan'ın şını da kopuyordu. Karaca değil mi? Evet, İzmir, evet Karaca. Ondan sonra bir gün şeye gidiyoruz, bir gece daha doğrusu. Gündüz çalışmışız. Ee, İzmir'e, Manisa'ya gidiyoruz. Bu dedi ki, ya şeye kadar ben gideyim, Bursa'ya kadar. Oraya kadar da neredeyse duble yol o zaman da. 98, 99 falandan bahsediyorum bu arada. Oradan sonra dedi, sen gidersin. Dedim peki, olur zevkle. Ben yattım, koltuğu da yatırdım. Hani bayağı uyuyor, bayağı uyuyorum yani. Bir yerde bana şey demişim ben. Çukur var dikkat et demişim. <laughs> Bu da demiş ne yapıyorsun manyak uykusunda konuşuyor filan dağın çukura girip çıkmışız. Ondan sonra yol notu okumaya başlamışım. İşte 200 metre sonra sol sert var dikkat et arkası 2 kilometre düz bilmem ne. Adam benim söylediklerimi test etmeye başlamış. Uyandırdı en sonunda dedi ki oğlum manyak mısın sen? Dedim ne oluyor lan? Dedi ki bütün yol notunu okudun oğlum uyurken. O kadar çok gittim geldim ki ben o yolu. Bak hala bugün oturayım sana kilometre kilometre yazarım bu virajlarını. Artık o yol kalmadı. Duble yola döndü. Eskiden tek gidiş tek gelişti. Ee, Bursa sonrası, Gemlik sonrası. Tamamen. Hani ezberimdeydi yollar. Şeyi Gece mı? gidiyordum. İzmir otobanını kullandın mı? Kullandım. Kullandım daha eksikleri var ama. Hiç... Bazı yerlerde en üst kaplaması yoktu o yolun ve çok toz içindeydi. Ve de mola yerleri çok yeterli değil yani. Ya yani onlar o, açılır büyük o... ihtimalle de ben şeyden ürküyorum. Yağmurda drenajı nasıl onu bilmediğim için ondan ürküyorum çünkü insanlar o yolda hayvan gibi gidiyorlar bak net söylüyorum hayvan gibi gidiyorlar 200'ler 250'ler nereye gidiyorsun abi 250 ile bilmediğin yol daha yeni açılmış zaten uzaktan bakıyorsun toz kalkıyor toz dediğin şey tehlikeli bir şey kayacaksın evet frenin istediği gibi tutmayacak Yağmurdan olacak merak ediyorum çünkü biraz aceleyle bitirildi orası dediğim gibi bazı son katların atılmadığı yerler var şimdi attıklarını biliyorum umarım drenajlar düzgündür su birikmiyordur üzerinde eğer öyleyse problem yok. Gece otomobil kullanımına yani, gelelim. Evet öyle, öyle. Şimdi bir uykusuz çıkmıyoruz. E, uykumuz geldiğinde mutlaka çekin bir saat uyuyun ya. Vallahi bir şey olmaz. En fazla bir saat geç gidersin ama gidersin. E, i̇kincisi çok ağır yemekler yemeden yola çıkmak gerekiyor. O da aslında uykuyu getiren etkenlerden bir tanesi. Yemek yiyip hemen yola çıkmak da kötü. Çünkü mideye gidiyor kanın bir kısmı sindirim başlatmak için malum. E abi şurada pek kafada kan kalmıyor demek ki o zaman. Düşünme yeteneğimiz azalıyor. Yoruluyoruz. Kan, kan şekeri yükseliyor. Hani uyku moduna girmeye başlıyoruz filan. E, bu da çok önemli. Zaten alkollü veya işte ilaçlı, ilaçlı falan çıkmamak şart. Bunların hepsi risk, büyük risk hem de. E, i̇şin ilginç tarafı, bunu da bir hikayeyle anlatacağım. E, gözlerinizin gerçekten karanlıkta iyi gördüğüne emin olmanız gerekiyor. Ben ilk muhabirliğimi test ettiriyordum galiba o zaman, 100 bin kilometre testi yaparken... Kulakları çınlasın Cenk diye bir arkadaşımla İzmir'e gidiyoruz. Bir fabrikaya haber yapmaya gidiyoruz üstelik. Ben kullanıyorum arabayı. Bir anda Cenk böyle dikkat dikkat falan diye bağırdı. Frene bastım ne oluyor lan dedim. Ulan bir yolda bizden başka araba yok bu arada. Sabahın ikisi üçü neyse. Gemlik tarafları, Karacabey taraflarındaydık. Kamyonu görmüyor musun dedi. Lan bakıyorum uzunları yok, hiçbir şey yok. Aa yanlış görmüşüm dedi bu. Tamam peki dedim. Hani devam ediyoruz. 10 kilometre gittik dikkat dikkat dikkat. Oğlum ne oluyor yok bir şey bilmem ne. Herifte hani tavuk karası diye bir hastalık var ya. O varmış adam yol kenarındaki kedi gözlerini stop lambası zannediyor. Gözün iyi görecek arkadaşım gece gidiyorsan. Uykusuzluk var mı? Hayır. Hayır. Ama herif sonra doktora gitti ve bu çıktı ortaya. Ben çünkü öyle bir şey yaşadım ama benimki halüsinasyondu. Çok uzun bir seyahatten gidiyoruz. Böyle işte 36 saat falan uyumama muhabbetler var. İşte 30 saat falan. İstanbul'a çok yaklaştık arkadaşım kullanıyor arabayı firana bir bastı ne oldu dedim ada pazarındayız köpekleri görmüyor musun dedim, dedim sen çek abi sağ gözünü seveyim dedim ya çek dedim sağ manyak mısın deyip, Öldüreceğim bizi buralarda ben bindim abi 10 dakika sonra firana bir koydum ben <laughs> ne oldu dedi tank var lan yolda dedim tamam hiç hıklıyorum geç dedi, sağa geçti dedi ama <laughs> biz İstanbul'a kadar dört kere yer değiştirdik. Dört yani. kere yer değiştirdik. Delilik ya. Çek sağa, uyu değil mi? İşte bak Uykusuzluk ve yorgunluğun en tipik e, göstergelerinden bir tanesi hızının gittikçe azalması. Evet. Eğer arada bir bakıp lan ne zaman ben 90'dan 60'a düştüm diyorsan abi çek, uyu. Çok nettir. Çünkü artık orada kontrol edemiyorsun hiçbir şeyi. Bu, bu iş oraya kadar gelmiş demektir. Eee Uykusuz çıkmıyoruz. Gerekirse yolda uyuyoruz. E, ağır şeyler yemiyoruz yola çıkmadan önce. Alkol benzeri uyuşturucular kullanmıyoruz. Yola çıkmadan önce yani... Kanda alkol olmasın abi. Gittiğin yerde iç. İş bittiğinde yani yolculuk bittiğinde ne yapıyorsan yap. O e, gözlerin... Gerçekten karanlıkta... Normal insanın performansında olması gerektiğini... Unutmamak gerekiyor. Hani öyle bir rahatsızlık varsa karanlıkta... Zor görme gibi... Abi o zaman gece yola çıkma. Çünkü... Yola fırlayacak her şeyin stop lambası ya da farı yok. İlla şehirler arası yoldasın diye bir insanın çıkmayacağını bir garantisi yok. Köy, tarla gibi yerlerde sabahın beşinde tarlaya giden işçiler olur çünkü. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan insanlar olur. Domuzda Köy çarpanı gördük bir yolunda Abla, biliyorsun. Domuzu, atı, eşeği, ineği, koyunu, köpeği bilmem nesi. Ben tilkiye çarptım abi. Bursa, Balıkesir tarafında. Bir anda fırladı yoldan. Ayağımı gazdan kaldıramadım. Bu hafta dün değil mi? iki gün önce Bursa yolundaydım ben. Mudanya yolunda. Dört tane beş tane tilki gördüm yolda. En sonunda ki yavaş gitti yani yani acele etme bir bak, yani. tarafında çok vardı Tilki. Fazla. Ve durdum. Ya yani ne oldu diye kuyruğuna çarpmışım abi sadece. Hayvan da, hayvan yok ortada. E diye bir ses geldi. Tampona tampona baktım. Küçük bir böyle bir şey var. Bir tüyümü var. Belli ki kuyruğuna denk gelmiş şansımıza. Hani hayvan da ölmedi neyse ki. E, dolayısıyla daha yavaş gitmek gerekiyor. Çünkü herhangi bir yolun kenarını görmüyorsun e, farlarla. Gündüz normalde alanın 120 derecelik bir görüş açısı var ya insanın. Hı hı. Tamam hız arttıkça bu açı daralıyor ama öyle ya da böyle kafanı biraz çevirsen yol kenarını görebiliyorsun. Ama gece görmüyorsun. Farın aydınlattığı kısmın dışında hiçbir yeri görmüyorsun. Dolayısıyla oradaki herhangi bir nesne yani bir hayvan, insan vesaire yola çıkacaksa sen bunun farkına varmıyorsun. Farkına vardığında da çok geç oluyor. Orada bir nesne daha var. Ee, çok güvenliksiz yola çıkan traktörler var. Tabii tabii. Yani. Yanda aydınlatması ya da kedi gözü yok. Hiçbir şey yok. Abi. Görmüyorsun. Çok çok orada. tehlikeli. Uzun yolda onu. çok çok ciddi risk yaratan tabii, şeylerden tabii. bir tanesi. Özellikle e, dönemlerinde, bu hasat dönemlerinde e, ara yollarda çok fazla. Yani ben çok, bir çer döverle karşılaştım bir kere yani. öyle. Çok, çok yolun üçte ikisini kaplıyor bir çer döver. Hani Allah muhafaza kapalı bir virajda hızlı gitmeye kalksan... O biçerine takılırsın yani. Biçer döver, döver ha, değil mi? mi? Parçalar, yani, biçer onaydı. parçalar yani. O dolayısıyla dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi o. Daha yavaş gitmek. Yani gündüz 110'luk 10 yolda herkes 120 ile gidiyor. Hepimiz biliyoruz bunu. Yüzde yani kullanıyoruz ya hep. Abi geceye 100 git ya. Bir şey olmaz yani. Hani Zaten trafik yok. Ee, risklerden uzaklaşabilmek için yapman gereken şey bu. Sonuçta farlarının senin aydınlattığı alan 150 ile giderken de aynı alan aydınlatıyor. 50 ile giderken de. Dolayısıyla hızın azaldığı müddetçe aslında o farın aydınlattığı en son mesafeyi takip mesafesi gibi düşünebilirsin. Hatta bu aradan bir şey girerse takip mesafesi paramparça oluyor ama her şeye rağmen yine de sana bu alanı vermiş oluyor farlar. Onun ilerisini göremiyorsun. Dolayısıyla bir stop lambası falan gördüğünde ancak orada bir araç olduğunu anlıyorsun ama hızını azalttığında aslında fren yapmak için daha fazla mesafe kazanmış oluyorsun kendine. Daha kısa mesafede durduğun için veya yavaşlayabildiğin için. Hani fırlayan bir şeyden kaçma manevrası yapmak için de önce frene asılman lazım. Sonra direksiyon manevrasına girmen lazım. Dolayısıyla orada ne kadar çabuk yavaşlarsa otomobil kaza yapma riski o kadar azalır. Yani hızımızı aşağı çekmek gerekiyor. İlla 110 ise 110 veya 130, 120 ise 120 gitmemek gerekiyor. bir diğer unsur aslında tek gidiş tek geliş yollarda çok önemli bir faktördür. Bizde çoğu arabanın far ayarı yoktur. Hani biri böyle biri böyle gösterir ya. Gözünü alır senin. Bunu babamdan öğrenmiştim ben. Bana hep şunu söylerdi. Karşıdan araba geldiği zaman kendi arabanın sağ farının aydınlattığı yere bak. Sola doğru veya ortaya doğru bakma. O senin gözünü alamaz böylece. Üstelik sen de yol çizgisini kaçırmazsın. Aa, evet, güzelmiş. Tek gidiş tek geliş yollarda ben sürekli bunu yaparım. Gözüm de fazla rahatsız olmuyor o zaman. Hani karşıdan gelen gözümü kamaştıramıyor. Ama ben yol çizgisini sağ yol nerede bitiyor gördüğüm için oraya yaslanıp oradan gitmeye devam ediyorum. Bence en önemli kurallardan bir tanesi de budur. Çoğu yerde öğretildiğini hiç zannetmiyorum. Ben, ben ilk defa duydum. Yani bunu söylediğim çoğu kişi de bunu söyledi. Hani bilmiyordum bunu diye. Çok basit bir yöntem. Ama çok işe yarayan bir yöntem. Çünkü insan gözünde malum hani ışığı almak için sürekli büyüyen küçülen bir göz bebeğimiz var. Ama o kadar hızlı geçişlerde o hızda büyük küçülemediği için ışık almak için aynı hani fotoğraf makinesi mantığıyla çalışıyor sonuçta işte gözler. Dolayısıyla körleşiyorsun bir süre. Aynı şey aydınlatılmayan tünellere girdiğimizde de oluyor. Gündüz vakti. Bir giriyorsun kapkaranlık, hiçbir şey yok. Çünkü gözün göz bebeklerin büyümesi lazım daha fazla ışık almak için. E, o hıza yetişemiyor tabii. İlk anda körleşiyorsun. Gece de aynı şey, karşıdan çok ışık geldiği zaman da görmüyorsun. O yüzden daha az ışığın olduğu yere bakarsan hem yolda kalırsın, hem de gözün kamaşmaz ve o araç geçtikten sonra da daha rahat bir görüş alanın olur. Yani gözlerin daha kolay adapte olur. Güzel. Ee, bunu söyleyebilirim. Onun dışında aslına bakarsan çok da farklı bir şey değil gündüz uzun yola gitmekten. Ama işte buradaki en kritik nokta uyku ve yola nasıl bakacağını bilmek ee, ve gerekiyorsa da uyumak. E, takip mesafesi? Zaten dedim ya daha yavaş gitmen gerekiyor bana göre. Daha yavaş gidip e, daha fazla mesafe bırakmak her zaman avantaj. Zaten far mesafesinden kastım birazcık da oydu. Tamam, tabii ki farlar 100 metreyi gösteriyorsa 100 metre bırak anlamına gelmiyor bu ama ne kadar uzak kalırsan o kadar iyi. Ama önemli nokta şu: Yağışlı bir havaysa mesela ve geceyse görme çok daha zorlaşıyor. E, cam üzerinde damlalar kaldığı zaman e, karşıdan gelen ışık prizm etkisi yaptığı için daha çok göz almaya başlıyor. Kafan karışmaya başlıyor. Sileceklerinin iyi çalıştığından emin ol. Özellikle kışın. E, onu soracaktım özellikle. Yola çıkmadan önce Tabii iki evet. bölümü de konuşuyor olmamız lazım. Ben uzun yola gideceğim. Çok da sık yaptığım bir şey değil. Hadi bizim gibi değil hani. İşte, Abi, o zaman bir. Önce lastik havalarını kontrol edecek. Lastik dişlerini kontrol edecek. Kaçınılmaz. Gündüz ya da gece fark etmez. Bunlar yapılacak abi. Bu bir. İkincisi... O, oraya heh. şey ekleyeyim mi? Lastik havalarını kontrol edecek ama lastik havaların ne olması gerektiğini de aslında otomobilin kitapçılığından Tabii cümle, Bazen de depo kapağında ya da işte kapıyı açtığında, sol kapıyı açtığında direkte falan vardır yani yazar. En kötü kullanım kitabından bakabiliriz. Çünkü bakabilir. seni yola götürecek olan şey aslında A materi, lasti, en önemli materyal Lastik hava aslında bakarsan. E, bu arada şuna da dikkat etmek lazım. Yüklü gidecekse yüklü hava basıncına getirmesi lazım. Onları yaptı. Lastikleri kontrol etti. Bir nokta. Atıyorum buradan köye giderken nispeten boş giden araç oradan geri gelirken neredeyse yere kadar değiyor. O zaman arttıracak havaları. O zaman, hani. havalar o yani. zaman havayı arttırması Bu lazım. arada lastik hava basınçlarını ayarlarken lastiklerin soğuk olması gerekiyor. Yani gerekiyorsa uzaktaysa lastik hava basınçlarını kontrol ettireceği yer gidip orada otursun bir çay içsin vesaire biraz beklesin. Lastik havaları yani lastikler soğusun. Ondan sonra baksın. Çünkü Lastik basıncı dediğimiz şey lastiğin içindeki havanın basıncı ve hava ısındıkça basıncı artar. Sıcak lastikte hava basıncı zaten yüksek olduğu için aa bunun havaları tamam der geçersin. Soğuduğu zaman bir anda yüz düşür lastik. Tamam mı? yani ve otomobil firmaları tabii ki biliyor bu lastikle 100 kilometre gittiğinde bunun basıncının nereye çıkacağı. Ona göre lastik havası belirliyorlar zaten adamlar. Dolayısıyla sıcak lastikle ölçüm tamamen hatalıdır. Aman dikkat ee, onun dışında dediğim gibi sileceklerinizin düzgün olması lazım, düzgün siliyor olması lazım. Gece yağmur dediğim gibi tehlikelidir, çok tehlikelidir. Ee, su kabında, yıkama kabında mutlaka e, a, hani antifrizli su diyorlar ama hani deterjanla su demek lazım belki de. o tamamen Kışın antifrizli su aslında, donmasın ama zaten, diye. Ama zaten o kullandığımız şeyler var ya, hani renkli hmm. sıvılar. Onlar zaten aslında alkol veya benzeri maddeler olduğu için içinde zaten antifriz aslında. Sen iyi tarafından düşünüyorsun. Antifriz dediğiniz şey zaten donma önleyici demek. O e, cam suyu adresinde kullanılan antifriz tabir edilen donmayı engelleyici su Türkiye'de işte normalde alkolden yapılıyor olması lazım. Mesela hayır bizde mavi su yapılıyor. <laughs> renkli su yani. Renkli su. Renk su bir süre zaten hani ilk silecekte lan bu donmaması lazım diyorsun ama donuyor. Daha kötüsü eğer kullanabiliyorsan o sıkabiliyorsan o mavi su bir süre sonra kaputun üzerinde böyle masmavi bir iz olarak kalıyor. Sonra araç bize geliyor ya bu lekeyi buradan çıkarabilir miyiz diye donmayı ön, önlemek önemli ama onun için yaş yine aynı yere geliyor ya kurallara geliyor senin haznen 7 litre iç, içine koyduğun cam su 250 mililitre sonra bu suyla onun konsantre olup eksi 35 derece soğuğa dayanmasını bekliyor ya böyle bir ihtimal yok Yok tabii. Şey böyle bir ihtimal yok yani i̇şte konsantre yani falan. Üzerinde zaten ölçüleri yazıyor ölçüleri doğru düzgün markalarınkinde ona göre koyuyorsun ben komple yaz kış... Direkt ondan boşaltıyorum. Hiç uğraşmıyorum abi. Hiç abi gerek yok yani. Hiç Çünkü görüş açısı ciddi anlamda önemli. Tabii beni, abi, beni, görmek beni... ve görülmek abi bu ikisi çok değerli. Şimdi oraya gelecektim az önce. yani. Bu, bu e, Burası ciddi anlamda önemli ama yani biz senden zannediyorum yaptığımız her programda aynı şey anlaşılır. Otomobil değerli bir materyal. Bunun üzerinde kullandığınız, içinde kullandığınız her şey özenle seçilmeli. Aynen öyle. Hani Bu da olur abi dediğin şey aslında olan bir şey değil. Aynen yani, ben bunu daha ucuz alayım. Zaten bu da aynı işi görüyor, görmüyor. Bir şey yapıyor ama aynı işi görmüyor. Cam suyu ve silecek hikayesi söylediğim gibi görmeyi kolaylaştırmak için ama aynı zamanda görülmenin de kolay olması lazım. Dolayısıyla stop lambalarının, park lambalarının, fren lambalarının, hani sinyal lambalarının falan çalışıyor olması lazım. Aynı zamanda eğer yağmurlu bir gecede veya karlı bir günde yolculuk yapılıyorsa ara sıra durup onları temizlemek gerekiyor. farları ve stop lambalarını. Hı. Ki karşıdan gelen ya da arkadan gelen sizi görebilsin. Ama aynı şekilde senin de camlarını her zaman temiz tutman gerekiyor ki sen de gör. Bir şey daha ekleyeyim oraya. Özellikle yaş aralığı 5-6'nın üzerine çıkmış otomobillerde farlarda sararma diye tabir edilen evet. bir işlem var. E, reklama girmeden söyleyeyim otokloplarda biz onun temizliğini yapıyoruz. En azından o görüş açısı görmüyorsun çünkü yani farın önü sapsarı Hı -hı. olmuş sararmış. Işık öbür tarafa geçemiyor ama hala... Fardan, dönüyor. fardan kandile dönüyor Tabii değil mi onlar? Tabii kandil evet. içeride bir şey yanıyor. o farların temizliğinin de yapılıyor olması ve net görüş... Cid... Bunlar gündüz de önemli belki ama gece gece çok daha, önemli. gece çok daha önemli çok bir var. Var. Görmen lazım çünkü. Ha bu arada farlarla ilgili şunu da söyleyeyim. bir ara çok modaydı şimdi biraz azaldı ama hala ortalıkta var. Abi H7 ampul takılan bildiğimiz tipik farlara gidip beyaz ampul takmayın arkadaşlar onu taktığın zaman led far olmuyor bunlar. Led ampul takılan led olmuyor. Birincisi her far belli bir iç tasarıma sahip ve kullanılan ampul de o tasarımla birlikte uyumlu çalışan bir yapıya sahip. Tamam mı? Oraya gidip başka bir ampul, başka bir şekle sahip ya da ışık gücüne sahip bir ampul taktığın zaman doğru performansı vermiyor. Biz yıllar önce bununla ilgili bir test yaptık. Farba'nın e, laboratuvarında. O zaman her yerde bulabiliyorsun bu ampulleri zaten. LED ampul, falan diye topladık bunlardan. Gittik. O, o far testleri de şöyle yapılıyor. Aracın orijinal yüksekliğinde bir sehpa var. Yani ayarlanabilir. Farı takıyorsun. Ampulü değiştirip karşı duvarda da belli işte e, şeylerin metrajların yazıldığı, belli ölçüm alanlarının olduğu duvarda özel bir alanı yansıtıyorsun farı. Açıyorsun yani ve orada ışık dağılımına bakıyorsun. Doğru mu değil mi? Hiçbiri doğru çıkmadı o zaman da. Ve aksi gibi daha yaya, yaydığı için ışığı karşıdan gelenlerin yüzde yüz gözünü alıyor. E arkadaşım sen iki gram daha belki daha aydınlık bir alan göreceksin diye karşıdakinin gözünü alırsan herif sana gelir çakar. Çünkü kör ediyorsun herifi. Ne yapacağını bilmiyor herif. Ya bu bundan vazgeçsinler artık. A7 ampul standardı bunun kendi aracı için ha ampulü taksın adam gibi. Ya dönüp dolaşıp aynı yere geliyor Hep aynı şey. Bu buna, bu arabanın bir standardı var. Bu standardın dışına sen bu mekanik bilginde, bu mühendislik bilginde erişme <laughs> şansın yok. Yok abi yok yani hakikaten yanlış. Ve çoğunlukla da görüş alanları bozuluyor farkında değiller. Sadece daha parlak olunca daha iyi olduğunu zannediyorlar. Yok öyle bir şey. Yani otomobil firmaları salak mı? bu kadar sistem uyguluyorlar, led lambalar, acayip fiyatlar, Ö ön aksta, arka aksta dengeleyiciler, ayarlayıcılar, ona göre farlar oynuyor. E gerizekalı mıydılar? Takar da ampulü led olurdu yani. <laughs> ya bunu da düşünmüyoruz ya hakikaten düşünmüyoruz. Ama şey parlak olacağım, bilmem ne olacağım. Yapmayın arkadaş. Ayrıca konudan dışında çıktım gene farkındayım ama otomobillerde istisnalar hariç hepsinde bir tane arkada sis lambası vardır. Ve soldadır. Soldadır evet. Abi bunu iki yapmayın, iki tarafa da takmayın. Ve bunun ikisini birden yakmayın ya. Hele sis yoksa hiç yakmayın. Bunu nasıl algılamıyorlar anlamıyorum. Çok araba var öyle piyasada. Ticariciler de çok yapıyor bunu. Halbuki taktıkları ampullerin vatı yüksek. Park lambalarından daha yüksek zaten. Fren lambalarıyla eşit hatta bazen fren lambalarından da yüksek. Dolayısıyla arkadan gelen sürücü bir müddet o park lambası artı çift sis lambasını görüyor ya. Frene basıldığını daha geç fark ediyor. Gelip sana arkadan giriyor. Abi geri zekalı arkadaşım benim. Yapmayın böyle şeyler. Yani sis farı ve sis lambası sadece siste yakılır. Peki dön. Ve bunu iki yapmayın. Tek kullanıldıysa bunun bir anlamı vardır. İşte o da mühendislik. Evet. O da bir mühendislik. Evet. Peki yani. soru şu. Ya ikinci sis farına neden ihtiyaç var? Bak, sis bazı marka ihtiyacım? modellerde var. Ama herif onu da led kullanıyor. Senin gözünü almıyor kardeşim. Ya adam ya bunun standartları var zaten istese de daha fazla ışık veren bir sis lambası koyamaz. Öndekiler daha büyük problem. Çünkü onlar ayarlı olmadığı için bir yerden sonra ayarı kaçıyor senin gözüne gözüne veriyor. Işığı alttan yayıp sana yolu göstermeye çalışır. Çünkü sis dediğimiz şey hani bir nevi bulutun yere inmesi ya e, zemine sıfır olmuyor aslında orada bir hani zeminle şey bir hafif türlü bir alan var. Orayı aydınlatmaya çalışır sis lambaları. Ama yayıyorsun sen ışığı. Yukarıya doğru vermeye başlıyorlar ayarlar bozuldukça. Aslında önünde sis duvarı oluşuyor. Beyaz bir ışık duvarı oluşturmaya başlıyorsun. Şey Aynı dedi zamanda. ya, e, siste uzunluğu yakarsan daha kötü olur. Evet. Göremezsin abi, ben yani. neden yaşadım öyle. Bak bu gece önemli bir şey. Sis, gece çok sık rastlanan bir olay. E, kesinlikle kısa farlarla gidilmesi gerekiyor. Sis lambalarını elbette yakın. Ama sis lambalarınız anlamsız şekilde yukarıyı aydınlatıyorsa kapatın abi. Kapatın. Farlarla gidin. Çünkü kendileri duvar yaratıyorsun. Duvar yaratıyorsun. Ya bakın sis dediğimiz şey su tanecikleri değil mi abi? Buhar kristalize. E ışık oraya vurduğu zaman ışığı yayıyor ve duvar oluşturuyor. Bir gece yine Manisa'dan dönüyorum. Acayip bir sis var. Bu, bu, bu Balıkesir tarafında çok sis olur. E, ve çift yoldayım o sırada. Ve cesur gidiyorum ha. Bak harbiden acelem var çünkü. Cesur gidiyorum. Arkama bir tane araba geldi. Benim ışıklarım yanıyor ya arkada. Arkama geldi selektör yaptı bana. Dedim peki abi buyur. Bir tane 106 GTI hiç unutmuyorum. Sinyalimi verdim cırt sağa çekildim. Hı dedi kaldı. Gerizekalı. Sen benim kuyruk lambalarımı izleyerek geliyorsun tabii işin rahat. Tavşan sensin. Tavşan abi. benim çünkü ben orada. Bir geçti önüme kaldı. Geçtim arkasına. Yaktık selektörü. Hadi dedim ne oldu? Ya biraz düşünün ya biraz acık düşünün ya. Siste gazlamayın arkadaşlar. Görüş alanınız yok. O kırmızı lambaları gördüğünüzde çok geç olabiliyor. Ve dediğim gibi, e, uzun yakmayın sis lambalarınızda eğer anlamsız şekilde yukarıyı gösteriyorsa kapatın abi. Ve gündüz ne şey gündüz veya gece sis yokken o çift sis lambalarını kullanmayın, ön sis lambalarını yakmayın. Sizin görüşünüze hiçbir kaygısı katkısı yoktur. Bazıları şunu söylüyor çünkü. Ama çukurları görüyorum. Baba sen burnunun ucuna bakmayacaksın arabayı kullanırken. İleriye bakacaksın zaten. Bunu hiç kimse öğretmedi mi size? Evet, öğretmedi yani. <laughs> Arabanın burnunun ucuna bakarak otomobil kullanılmaz ki. İleriye bakacaksın. İleride zaten göreceksin farın sayesinde o çukuru sen. Neyse çok uzatıyorum gene ben galiba. Ya gece yolda çıkmasınlar herkes zaten. <laughs> bir, e, bir şey ekleyeyim oraya ilave olarak otomobilde mutlaka bulunması gereken materyallerde bir de... Her... Su. Abi arabada mutlaka su olmalı. İçecek su. Niçin? Sürücünün hani ne yaparsan ya hava soğuk bile olsa hani arabanın içine belli bir sıvı kaybı vardır otomobil kullanırken ve su içmek iyidir abi canlandırır insanı tamam. su kaybını tamamlar. Yola çıktım altılı su. O mutlaka <laughs> olacak iki tane yanımda. Kahve olabilir termosla. Eskiden çok farklı içi gazlı içecek çok içiyordum. Değil, asla. Son 3 senedir sadece su uzun yolda su. Su hani kahve olabilir. Su. Kafein etkiliyorsa evet. insanı, uykusunu açıyorsa evet içsin yani. Niçin su içiyorum onu söyleyeyim. Canlandırma falan değil. O su e, ben istemesem de bir süre sonra tuvalet ihtiyacı doğurduğu için bana Duruyorsun. bana mola verdiriyor. Ya, o da budur. İster istemez mola verdiriyor. Yani o suyu içtikçe yani bir saat, iki saatte bir ben bir şekilde bir mola verip, bir nefes alıp bir elini yüzünü yıkayıp yola devam etme ihtiyacı yaratıyor. O yüzden su bence şeyde olmazsa olmaz. Ya ben kısaca toplayayım abi. Uykusuz yola çıkmayın. Alkollü, uyuşturuculu yola çıkmayın. Ee, uykunuz gelirse uyuyun yolda. Ee, evet, lastik hava basınçlarına ve lastik dişlerine bakın. Ee, yanaklarda falan balon balon olmasın, onlara bakın. Yani arabanın genel bakımının aslında yapılmış olması gerekiyor. Silecekleriniz düzgün çalışıyor olması lazım. Cam yıkama suyunuzun... ...düzgün olması ve iyi yere doğru yere püskürtüyor olması lazım. Farlarınızın, stop lambalarınızın çalışır durumda ve ayarlı olması lazım. E ee, arabanın içinde işte gibi su... ...eğer işinize yarıyorsa termosta çay ya da kahve bulundurulabilir. Ama kahveyi de böyle langur langur içmemek lazım. Sıcakken üzerinize dökülürse panikten kaza yapabilirsiniz. Bunu unutmamak gerekiyor. Ee, bir takım böyle ufak tefek çerez çürez gibi şeyler, çikolata gibi şeyler de işinize yarayabilir. Gece boyunca çünkü enerji harcayacaksınız. Çünkü normalden fazla enerji harcayacak. Görmek için dikkatinizi daha fazla verdiğiniz için beyin daha fazla çalışıyor. Daha fazla enerji ihtiyaç var. Enerji ihtiyacınızı karşılayın ama ağır yemek yemeyin hiçbir zaman. Ve dediğim gibi yorulduğunuzu hissettiğiniz anda yavaşlamaya başladığınız anda bir çekin ya uyuyun ya çıkın bir 15 dakika yürüyün bir hava alın. Ve hızınızı düşürün. Ee, bu kadar basit. Müzik vesaire konusu kişiden kişiye değişebilir. Çok yüksek sesli müzik dinlemek daha çok yoruyor. Çok böyle bayık müzikler hani dinlemek de uykusunu getirebilir adamın. Genelde daha çok e, hani neşeli müzikler abartılmadan Ben müzikten daha ziyade şeyi tercih ediyorum uzun yolda. Kendi adıma söyleyeyim bu kural değildir. Ee, YouTube üzerinden veya başka bir noktadan dinleyebileceğim ilgini çeken bir şey. çeken bir konu varsa hani onu dinleyerek gitmek. Ya, tek düze olmayan bir şeyler evet. dinlemek yani gerekiyor. o müzikten daha ziyade dinleyebileceğim ya dinleyebileceğim sohbet programı vesaire olabilir. Hani elektronik kitaplar var ya o değil hani. Tamam mı? Çünkü Gerçi o tek var. düze olduğu için uyutabilir. Bir de dikkatini oraya çok fazla vermemen gerekiyor. İşte bizim programlar orada çok dinleniyor. Ha süper ne kadar güzel <laughs> daha, Gayet şey. de uzun yolda çok dinleyenler. E, otomobilde trafik seti bulundurmak, reflektör bulundurmak, bidon bulundurmaktan daha kolay. Evet. Herhangi bir kaza vesaire anda reflektör yerine binlerce kez bidon görmüşlüğüm var benim. Abi o bidonu arabada taşımaktan daha mut, kolaydır. Ben mutfak tüpü gördüm. Ben de gördüm mutfak Bak, tüpü. Bak mutfak tüpü arabada ne arar abi mutfak tüpü ya uzun yolda. Ve onu reflektör olarak kullanını evet, yani ben de gördüm. Çakan var ya darmadan tamam. olsun diye kullanılıyor demek ki onlar ya. Yani. 12 kilo olduğuna bakma. Sağlam bir şey var baba yani. yani çaktım arabayı darmadan eder yani. Piril kutusu gördüm piril. Var ya <laughs> yemin ediyorum sana. Piril ya. Şu kadar <laughs> <laughs> <Reflektör, gülüyor> bir şey abi zaten. Reflektör dediğin şey yani ya olsun 10 lira olsun 20 lira olsun. Abi yani zaten zorunlu arabada buyurulur bak. trafik seti zorunlu. Zaten zorunlu. Ama o şeydi abi. Biz tüve giderken tüve onu arkadaştan alıp Şimdi. arabaya koyuyoruz. Sonra tekrar bir, arkadaşta arkadaş da var o bir tane. <laughs> Onunla ilgili bir tane şey fıkresi, karikatürü var bilir misin? Borcamı. Ya. Adam şeye gidiyor. Işte karikatürde borcam AŞ yazmışlar. Gidiyor diyor ki merhaba diyor. Ben bir borcam almak istiyorum diyor. Karikatürde adam diyor ki vallahi biz diyor bugüne kadar diyor bir tane borcam ürettik zaten diyor. Nasıl diyor ya? Hatırlayın diyor borcam size ne zaman gelmişti? Diyor ki bir düğünde gelmişti. Siz ne yaptınız? Onu nişandaki birisine götürdünüz. O bir tabi. <laughs> diyor borcamı 20 senedir dönüyor diyor. Yani onun gibi bir şey. Bir trafik seti var abinin birisinde mahallede. <laughs> her tüyo organizasyonunda o gidiyor oraya. Yani. Onun gibi bir şey aslında. Ya reflektör ya. Yani reflektör yerine ne gördük diye program yapsak zaten yıkar geçer. Yani evet doğru söylüyorsun. Ee, Teşekkür ediyorum. Biz ben bu arada e, Halit'le şöyle bir kararımız var arkadaşlar. Alta yorum olarak yazarsanız seviniriz. Ayda bir tane programı konusuz artık sadece sohbet de yapalım. Bizim sohbetten sıkılan arkadaşlar vesaire varmış. Arada küçük de olsa yorumlar geliyor. Evet. Onlar, onların izlemesine gerek olmayan ama Böyle geçmişten bugüne kadar. Geyik yapacağız yani otomobil geyiği yapacağız. Geyik yani. yapacağımız ara ara programlar yapacağız. Eğer alabilirsek onunla Üstad'ı da buraya almaya çalışacağız. İnşallah işte bir yurt dışına gidecek bir hikaye. Onunla olursa iki saat onunla olmazsa bir saatte sığırlandıracağımız <laughs> 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 e, programlar olacak. Aliçim ağzına sağlık. Gece otomobil kullanmak birazcık daha özen isteyen. Kesinlikle. Birazcık daha kurallara bağlılık isteyen birazcık daha ustalık isteyen diyeyim ki Türkiye'de usta olmayan yok zaten herkes usta şoför onunla ilgili hiçbir problem yok ama ben diğer iki bölümü sıraladım özen ve dikkat isteyen kurallara bağlılık isteyen ve birazcık daha dinlen dinlenerek Hayır, yola cesaret terken... gösterisine gerek yok yani işte dediğin gibi ben oraya 3 saat sonra oradayım 5 saat sonra ben uyumadan giderim babana ne gerek var ya e uyu bir saat bir saat sonra git yani ne olur ki? ne olur yani ölmezsin bak bir saat uyursan ölmezsin. Karadeniz'den yola çıktım. İstanbul'a geleceğim. Bomba gibiyim. Hiçbir problem yok. Abi Samsun'a geldim. Beni bir ağırlık bastı bana. Samsun'da bildiğim bir istasyon var. Dört buçuk saat uyumuşum ya. Oh. Bir uyandım. Evet. Oho gün bitecek neredeyse ama belki de hayatım kurtuldu. Bilmiyorum ki o yola devam etseydim ne olacağını hiç hatırlamıyorum yani. Tabii ya. O yüzden gece otomobil kullanmak dediğim gibi risklidir, keyiflidir. Ama kurallara uyup dikkat ettiğiniz, bu minicik notlara dikkat ettiğiniz sürece de tadını çıkardığınız, müziğinizi açacağınız çok arada keyifli bir seyahat olacak. kışın gece yolculuğu daha tehlikelidir. Hava soğuk olduğu için. Ee, kışın daha da dikkatli olmak gerekiyor. Ee, oraya o zaman şey de olmak lazım. Hava raporlarına bakın. Evet. Eğer çok kendinize güvenemiyorsanız, kışı bilmem ama benim en, te, en tedirgin olduğum yol sistir. Bak kardan korkmam. Ama sis beni gerçekten e, bir kere Nixar Ünye yolunda kaldım evet. kaldım derken o o sise girdim ben e, iki buçuk saat istisnasız e, sileceği görmedim i̇şte. e, o kadar büyük ve en tepeye çıktığımda şöyle bir yazı vardı abi İsmini koymuşlar tepe'nin e, orada olanlar bilecektir Duman Tepe <gülüyor> <gülüyor> İsmi <gülüyor> burası ben Duman Tepe'de e, hayatımın en en zor yolculuğunu yaptım hala anlatırım abi. Karda kullanamıyorsanız çıkmayın. Sis de kullanıyor Yazıyor çünkü hava raporlarına bakacaksınız. Sis, sis görüyorsanız gitmeyin. Kar görüyorsanız gitmeyin. Biraz daha geç yola çık. Oraya evet. sabah aydınlığında gel. Çok cengaverliğe gerek yok. Türkiye'nin bazı yolları var. Uzun yolu bilen arkadaşlar bilecektir bunu. işte. Kütahya İnönü yolu karda çok tehlikelidir. Abartmaya gerek yok. Konya Karaman yolu çok tehlikelidir. Ta abartmaya. Balık, Balıkesir akisar yolu. Balıkesir -Akisar yolu tehlikelidir. Ha. Şeyi zaten söylemiyorum. Doğu'da doğu artık çok daha. Orası ama orada hayatın bir parçası. Evet. Buradaki problem sürekli kuru zeminde veya yağmurda kullanan insanların karla karşılaştığında deneyimsizlikleri ve hazırlıklı olmamaları. Tra trakya inanılmaz soğuk ve buz yapar. Çok evet. dikkatli olmak lazım. Trakya yani Trakya ne olur? Kar yok dersin ama evet. inanılmaz buzu vardır. Evet. Bunların hepsini birazcık araştırın, birazcık bilin, görün. E, aslında böyle bir program yapalım mı? Türkiye'nin en tehlikeli yolları diye. Tamam bunu kapat. Or Orada mı devam ediyoruz? Yok sağlık. Teşekkür Sağ ediyorum. Ee, sizin de bunlarla ilgili ekleyeceğiniz ya burası da vardı şurası da vardı. Burayı da konuşmasın. Mutlaka unuttuğumuz bir mutlaka şeyler olacaktır. Ee, yani. Alta doğru siz de yorumlarınızı, gittiğiniz tehlikeli yolları, gece yolculuklarını paylaşın. Biz de bilelim, okuyalım, öğrenelim. Ee, diğer arkadaşlarımız da okusunlar. Teşekkür ediyorum. Ağzına teşekkür sağlık. Ederim. Sağ olasın.